Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıslak kek tarifi yapacağız. Daha önce belki 50 tane tarif denemişimdir ama favorim bu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İçinin ıslaklığıyla muhteşem bir kek tarifi. Başlayalım. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri güzelce çırpıyoruz köpük köpük olana kadar. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sayfamı ilk defa ziyaret ediyorsanız en az 3 dakika izledikten sonra kanalıma abone olun ki aboneliğiniz düşmesin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Karışımımızın üzerine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz ve bir kere daha karıştırıyoruz. Bütün kek ve pandispanya tariflerinde bunu öneriyorum. Bütün toz malzemelerinizi lütfen elekten geçirdikten sonra ilave edin ki içinde topaklanma olmasın. Karışımımıza 2 su bardağı un, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Hepsini güzelce elekten geçirdikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Borcamımızı sıvı yağla yağlıyoruz. Ben burada kare borcam kullandım. Daha sonra karışımımızı borcamımıza döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişiriyoruz. Siz kürdanla tekrar test yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kekimiz fırındayken kekimize o muhteşem ıslaklığı verecek ve kakao lezzetini daha da arttıracak olan sosu hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu tenceremize ekleyip ocakta kaynayana kadar pişiriyoruz. Sosumuz kaynadıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket margarin ekleyip ocağın altını kapatıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Dilimliyoruz ve her dilimin ortasına çizikler atıyoruz ki hazırladığımız sosu daha iyi çeksin, her yerine yayılsın diye. Beş dakika kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak sosumuzu kekimizle buluşturuyoruz. Tam kıvamında ıslak değil ıpıslak kekimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmayı, yorumlarınızı ve görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.